Senin o bildiğin Vedat yok artık. Ben çok değiştim. Bambaşka bir adam oldum. Burada o kadar sakinim. O kadar sevgi doluyum ki. Kendi kendime yetiyorum ben burada. Kitap okuyorum. Çok kitap okuyorum. Bak kitap. Her yer kitap. Kitap okumadığım her güne ayrı ayrı sokayım. Gireceğiz. Ya borcunuzu ödeyin ya da 3-5 gün içinde siktirin gidin diyeceğiz. Aynen abi. 3 gün mü diyoruz abi 5 gün mü? Avuk soğuş gibisi. Soktun beni yine ya. Benim de benimle ne ilgisi var ya? Lan yavşak kadar seni takip ettik belki. Biri sana kasanın şifresinin yazılı olduğu kağıdı getirip gösterse, okusa sen kıvranmaz mısın Vedat abi? Ne yapıyorsun? Çok acıdı. Evet, dursana lan! Böyle erkeklerin er meydanı diyebileceğimiz, yani her biri birbirinden boktan fikir ve görüşü kaplanarak büyüdüğü bir mekan, yani benim için zor bir ortam. Oğlum, bu Kerem'in gibiyim lan, ha? Bu kelimesi yapan bir canlı mı bilmiyorum Vedat abi. Sen kimsin lan bunları koruyorsun? He, sen kimsin lan bunları koruyorsun? Tekrar. Çok güzel kırıldı lan. Ama hayalindeki gibi değil mi Vedat abi? Hazır mısın? Böyle gözlüğümü takarken arkada bir patlama. Full arka yanıyor. Manzaram alev alev. İki çay alabilir miyiz? Canınıza mı susadınız lan siz? Saldırın lan şerefsizlere. Aa. Oo. Arkama bile bakmadan yürüyorum. Hatta yürürken gözlükleri takıyorum, anladın? Böyle patlama mı olur oğlum? Balon patlatsaydık daha iyiydi ya. Vedat abi elinde pimi çekilmiş bombayla 5 dakika falan gezdin abi. Oğlum bunların hiçbirinde alev yok. Alev yok. Akıştayız. Akıştayız evladım. Rahat ol. Rahat ol.